Ebru Hanım, Lale ile ilgili olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Zaten bir kere her şeyden evvel ikisinin de yolu açık olsun. Ben Lale'yi çok beğeniyorum, bunu baştan beri de dile getiriyorum zaten. Ama Aygün'ün de ondan aşağı kadar bir tarafı yok tabii ki. O da inanılmaz. Allah inşallah ikisinin de yolunu açık etsin. Çok teşekkürler. Yani gönlün ister ki ikisi de gitmesin ama. Keşke. Yalnız şöyle bir şey var. Acaba ben mi ayrıcalıklı davranıyorum? Öteki de çok sevdiğim bir talebe. Fakat Lale'nin ağzı çok Türk musikisine yakışan bir ağız. Öyle. Ve bu çatı altında... Öbürü de sahneyi çok iyi dolduruyor. Sahneci. Ama beğeniyorum. Sahneci. Pırıl pırıl. Ona bak, otur iki şişe rakı iç. Sensin. Çok yani. Hoş kız ama... Yani benim gönlüm bu çatının altında sonuna kadar gitmesi gerekli gördüğüm bir... Evet, Lale Hanım. Lale diyor. Ses yapısı, efendim, her şeyiyle yani. Ama bir de şöyle bir şey var. Sonuç olarak Aygün aslında yabancı olduğu bir eserleri seslendiriyor. Ve aslında diğer yarışmacılardan iki kat ya da üç kat daha fazla çalışmak tabii, zorunda. Tabii. Ben ama zaten söylüyorum. Hani her ikisini de beğeniyorum çok diyorsunuz. Çok beğeniyorum. Evet. Öteki de sahneye fevkaladenin fevkinde yakışıyor. Bu kadar sahneye yakışan, candan, içten, gözünün bebeği gülen böyle bir Eda. Ama söz konusu musiki olduğunda hepiniz de duyuyorsunuz zaten icraları. Yani yalnız hanımefendi Lale Hanım için, kimdiniz siz? Aygün. Aygün Hanım evet. için değil. Anlıyorum. Hepsinin içerisinde. Anlıyorum. Yani İsterseniz Aygün'ü de bir hatırlayalım, geçen hafta ne söylemiş bir bakalım. Ben onu hatırlıyorum nasıl okuduğunu. Ha siz hatırlayın. Hep beraber canım. Peki. Evet, Aygün de popstar tarihinde bir ilk gerçekleştirmişti esasında. Gitti, bir jüri üyesini dansa kaldırdı ve burada jüri üyelerimizin çok uzun zamandan beri görmek istediği bir şeyi gerçekleştirdi. Bakalım neler söyleyecek jüri üyelerimiz Aygün'le ilgili. Orhan Bey aldı mikrofonu. Bir Karadeniz türküsü var. İnsan cebinde taşır senin gibi güzeli der. O kadar güzel, o kadar sıcak ki. İşte bu Aygün'de var o sıcaklık. Gerçekten ben onun Orhan babası olarak bana o duyguyu veriyor. Çok sevimli, çok güzel. Cep Aygün. Ve aynen cebinde taşır. İnsan sevdiğini cebinde taşır gibi bu duyguyu veriyor. Ve ayrıca da gayet de güzel yorumluyor. Her ne kadar bizim diyalektiğimize, lehçemize daha farklı olsa da ama adapte çabuk olabiliyor. Biraz daha zaman olsa daha da adapte olacağından şüphesiz eminim. Ama zamanına göre değerlendirmeye çalışıyor. Yani Aygün böyle birisi. Aygün'ü ben çok seviyorum. Tabii Lale'yi de demin çok sevdiğimi söylemiştim. Aygün de böyle birisi. Çok sevimli, sıcacık. Ve ikisini de elenmese daha iyi diye demin söylemiştim. Ama olmayacak tabii. Peki. Ebru Hanım, Aygün'le ilgili. İkisine de başarılar dilemiştim daha evvel. Sahneyi çok dolduran bir kız bir kere her şeyden evvel Aygün. Yani Bülent Hanım'ın dediği gibi yani bakarak hani içirtir. Öyle mi? bir şifre vardı da Bülent Hanım'ın. Armağanı aldırdım. Öyle mi? Sen de. Tek. İsim vermeyiniz. Siyah. İsim vermeyiniz. Siyah. Siyah. Siyah elbise. Konsere çok yakışmış çünkü. Diyor Bülent Hanım. Konsere gitti oradaki paraları.
Bülent Hanım diyor ki elbise çok güzel diyor. Siyah diyor, o yüzden diyor. Güzel diyor. Peki. Çok güzeldi. İnşallah haklarında hayırlısı. Siyah. Peki. Siyah. Evet. Siyah siyah Bülent Hanım. Ne diyeceksiniz? Armağan sen kırmızı mı? Ben söyledim söyleyeceğim. Söyleyeceğini söylediniz. Armağancığım ne diyeceksin? Evet, bu arada Aygün diyor ki ben anlamadım ne olup bittiğini diyor. Neyse yok, o biz aramızda şakalaşıyoruz. Yok, o kırmızıyı buna aldırdım. Siyah onu aldıracağım. Marka söylemeyin sakın. Marka yok, yok, marka olmaz. Evet. Benim... Çok ekstraya gidiyor bu. Bunda para çok. Seninkinde. Siyah elbise çok yakışmıyor. Armağan'ı ben söyle konuşayım. Tamam ama bitti siz. İçeride konuşayım. Tamam. Armağan'cığım. Benim gönlüm açıkçası Aygün'den yana. Aygün'den yana diyorsun bir kez daha. Çünkü sahneye çok yakıştığını düşünüyorum. Hakikaten çok yakışıyor. Bir de kötü de şarkı söylemiyor. İkisinin birlikte olduğu insanı bulmak zor. Evet. Bu varken şimdi elimizde niye... Yani kaybediyoruz. Öteki konsertist. Yani konsertist. Peki. Vakarıyla böyle dimdik. Aday numaranı söyler misin Aygün? Aday numaram 114. 114 ve 108 de Lale'nin aday numarası. Hadi sizler de son cümlelerinizi şu sonuçlar açıklanmadan önce söyleyin. Sonra artık sonuçları yavaş yavaş alacağız. Lale benden büyük. Düşünüyorum Lale birinci konuşsun. İlk. Teşekkür ediyorum canım. Ben Aygün'ü çok seviyorum. Biz aynı odada kalıyoruz 2 haftadır. Ve aramızda ufacık bir kırılganlık falan olmadı. İnşallah ikimiz için de hayırlısı olsun. Hangimiz için iyiyse devam etmek, o devam etsin. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Popstar Alaturka ekibi inanılmaz güzel bir ekip. Beni tek üzen... Bu kadar güzelliğin içinde bırakıp gitmek olur mu? Yani böyle ama 3 haftadan beri bunlar var. Evet, evet. Hayırlısı olsun diyerek yani. İstemiyorum. Kaldım, belki bu haftada devam edeceksiniz. Hayırlısı bakalım, olsun. Hayırlısı olsun. Evet Aygün. Tabii ben de koşuluram Lale'nin sözlerine ve çok memnunum, çok hoşbaxtım ki bu yarışmada iştirak edirəm. Hal-hazırda Popstar səhnəsində en arzuladığım bir yarışmadır bu benim. Her zaman arzulamışam bunu ve öz arzuma da çattım. Ve bir daha yani bize verilen bu dəqiqələrdən istifadə etmelerinizi xahiş edirəm sizden. Ve bütün Azerbaycandan ses gözlüyorum ben. Mənə dəstək olun, ses verin. Bu səhnədə inşallah kalırsam bugün Azerbaycan bir xalq mahnısı oxuyacağım. 114 yazıp 90-65'i göndərsəniz tabii ki çok sevinirəm. Lale'ye göre de tabii ki, Lale'ye göre de ses istiyorum. Ayırmak istemiyorum birbirimizi. Ona da ses gönderin, bana da ama kismet. Kim bana kalsa, daha çok gönderin diyorsun. Evet. Yok, kim kalsa yani o da kismet. Yolumuz buradan geçti. Bu büyük bir hoşbəxtlikti. Bu bize kismet oldu, nasip oldu. Hoşbəxtim, geçsem de yani gəm yemem. Böyle bir şey var, ses var. Elensem de gam yemem dedi Aygün de. Bir kez daha aday numaralarını veriyoruz. 108 Lale'nin aday numarası, 114 de Aygün'ün aday numarası. Alkışlarla uğurluyoruz. Şimdi onları az sonra sonuçları alacağız.